Öyle değil mi? Hazırlanmadık ya. Ama alkol var. O zaman... O zaman... Ross. Geri evrime. Geri evrime. Alkole bu tip şeylerimiz var. Geri evrim. Evet yani. İnsanı aptallaştırdığı bir gerçek diyebilir miyiz? Evet, bazı insanları daha fazla aptallaştırdığı bir gerçek. Yani bizi de bayağı aptallaştırıyor bence ama evet. Aptallaşmakta belli ölçüde sorun yok da gibi. Ya yani insan aptallaşmak da isteyebilirsin bazen. Evet. Ki bunu çok uzun zaman önce istemişiz. Evet. Yani ki ne zamandır? Sümerler'de bir anın gelişimini görüyoruz. Yunan'da şarabı görüyoruz ve her medeniyetin bir şekilde alkolle, özellikle Batı medeniyetinin haşır neşirliği çok daha fazla. Alkol de sonuçta en nihayetinde bitkilerden. Evet, bir uyuşturucu şeyi de mi geliyor? Sentezlenmiş. Uyuşturucu. Öyle. Yani her şey bir uyuşturucu olabilecek düzlemde şu an. Televizyon mesela bir uyuşturucu mu? Evet, tabii ki de. Doğru. Yani... Her şey. Yani neye gerçekten kendimizi kaptırıyorsak onu uyuşturucu olarak kabul edebiliriz. Ve futbol ediyoruz da. Ne şeyin Ali Şeriat'ı ne diyordu futbol hakkında? Şey diyordu. İşte mazlumların sesini kısıp İşte mazlumların sesini kısıyorsa futbol afyondur gibi bir şık bir cümlesi vardı. Ha, direkt yani uyuşturucudur demiş. Marx'ın din toplumların afyondur demesi gibi. Evet ki zaten şeriatı da böyle Marksist bir adam. Müslüman olamıyorsanız Marksist olun diyen adam. Ve hani bu anlamda da biraz hep şey yaptığımız Marksizmle alakalı. Benim mesela aklımda kalan bir sözü var. Geçen öyle bir bakmıştık ya. Wiki söz şeylerinde böyle. Şu söz. Camide olup ayakkabılarımı düşünmektense yolda yürüyüp Allah'ı düşünmeyi tercih ederim. Çok şık bir söz ve gerçekten olayı çözmüş gibi aslında biraz. Ama yani bir sözden onu diyebilir miyiz bilmiyorum ama olayı... Evet, şık sözler söyleyen bir... Evet, şık sözler söylemiş gerçekten. Abimiz bu anlamda. Sarı Mercedes. Evet, az önce Sarı Mercedes'i izledik. İnanılmaz bir filmdi. Ve Tunç Okan'a aşık oldum öncelikle yani... Tanıştığıma çok mutlu oldum. Sinema diline çok hayran kaldım. Türkiye'de hep böyle konuşuyorduk ya işte gerçekten güzel yol filmleri bulmak zor gibi. Ve bu çok güzel bir yol filmi. Ve çok güzel işlenmiş bir film. Sen ne diyorsun bu konuda? İlyas Salman'ın da oyunculuğu çok başarılı. Evet. İlyas Salman'ın başka hangi filmini izlediğimi bile hatırlamıyorum mesela şu an ama... Çok filmini izlemişsin diye. Evet, tanıdık bir insan. Tabii ki de. Ve bu şu an böyle Çiçek aklıma... Çiçek Abbas'tan birçok başka film. Tamamen aklıma kazındığının şeyi oldu şu an. İlyas Salman böyle onu ismi geçtiğinde böyle bir... Duygulanabilirim bile, anladın mı? Mercedes, bir, Mon Amour. Böyle bir filmden sonra şey, çünkü biraz şey de bir film. Nasıl denir? Bir düşüş filmi diyebilir miyiz? Yani evet, şuna binaen söylüyorum. Sürekli bir kara mizah gibi diyebilirsin. Karakterin başına gerçekten karaktere yönelik inanılmaz belalar geliyor gibi bir şey söyleyebiliriz.
Bir atasözümüz vardı ya bununla ilgili. Sakınan göze çok batar. Gibi bir eksende işte... Evet. Ama sakınan göze çöp batmasından ziyade daha bir sürü şey de oluyor. Mesela benim en sevdiğim yanlarından yani biri... Hikayesini anlatalım öncelikle. Köyünden, Ankara'nın bir köyünden kalkıp Almanya'ya iş bulmaya, çöpçülük yapmaya gidiyor. Ve bir Mercedes satın alıp, sarı renginde bir Mercedes satın alıp... Bal kız diyor ona. Bal kız diyor ona ve... Çok seviyorum zaten. Mercedes monomal, evet. Mercedes sevgilim gibi bir... Ankara'daki köyüne geri dönüp aşığı Kezban'a bir nevi caka satmak ya da köylüye caka satıp aşığı Kezban'ı elde etmek üzere geri dönerken yani bir başarı olarak görüyor, şey yapıyor, köyünden çıkmış ve Mercedes'le dönecek falan diye. Tabii sonunu da söylemeyelim de, evet. Şöyle güzel bir yanı var, tamam, sadece şey değil ama film. Dönerken Mercedes'le başına bin bir türlü olay geliyor. Gelmeyen kalmıyorla bu kadar değil. Mesela şey var. Dönerken sürekli geçmişi de onun peşinde. Hani bir yol filmi olarak geçmişiyle birlikte giden bir karakterimiz var. Ve sürekli geçmişinden flashbackler görüyoruz. Çok hoş bir şey olmuş bu. Filmde de özellikle mesela İlyas Salman'ın dış ses olarak hani normal sesten daha fazla yer alması şeyi de çok iyi. Bir anlatıcı konumunda olması da çok tatlı bir renk katmış filme bence. Evet. Ve gerçekten harikulade bir film. Yani işlediği şeyler de konu olarak İstanbul'dan itibaren bütün... Edirne'den başlayarak, bütün olayların Türkiye'de başına gelmesi şey gibi, gerçeği gibi. Diğer filmi Otobüs'ü de çok merak ediyorum. Onu da birlikte izleyelim. O da Tuncel Kurtiz'in başrolde olduğu. Onda işte. Da Oslo'ya gidip. Oslo'ya gidiyorlar. Oslo meydanın ortasında duruyor otobüs. Ama otobüsten inemiyorlar. Cesaret edemiyorlar. Farklı bir ülke, farklı bir şehir. Ve bir iki gün otobüste yaşıyorlar falan. Daha sonra artık işte tuvaletleri geliyor... Ne bileyim karınları acıkıyor falan. Dışarı çıkmaları gerekiyor. Gece vakti böyle bir öncü grup dışarı çıkıyor derken böyle bir olaylar silsilesini konu alan tatlı bir yine yol filmi tadında olabilecek bir Tanju Okan filmi. Tanju Okan. Tanju Okan. Evet. Tunç Okan. Tanju Okan değil.